bekliyor galip tercihleri. Ben futbolist tarafındayım. İlk maçtan fişi çekip, işi garantileyip daha sonra yollarına bakacaklardır. Ya ben de futbolist diyecektim. O yüzden... Kader maçına bırakalım. Kader maçına... Diyelim olur, mi bunu? Anlaştık, tamam. Üç kişi de futbolist dedik, hadi bakalım o zaman. Evet, üç kişi de futbolist galibiyet tercihi yapıyor. Bu, evet, maç, bu maç için ve 16 eğer 16. sırada bitirirlerse yani bayağı büyük olay olur diye bitirmezler. Düşünüyorum. Denedik. Sinan bilmezler. Söyledi, biz de denedik. Bakalım ne olacak. Ya ben kadar maçına kalsın istemem. Evet. Son maça kalsın istemem. Çünkü dün hiç varlık gösterememişlerdi. PUBG Mobile Global Championship'te 3. hafta. Şimdi futbolcu tabii ki yani verilen kötü olandan sonra onlar da içeri girmek istemişler. Tigers'in Lats tarafından yere seriliyor olacak Room. Hızlı bir şekilde ileriye atıldı. Skor garantisini almak isteyecek. Burada tabii gelecek puanlara ciddi bir şekilde ihtiyacı da var. Futbolcu kadrosunun 7 puanda durmaya devam ediyorlar. Hafta sonu için yaklaşık bir 35-40 puan civarında bir puana ihtiyaç var. Yani hiç fena olmayan bir kulübe aslında ama çok da büyük bir oyunun imkanını sağlayacak mı onlara göreceğiz. Lats şu anda Kums'u görebilirdi. Biz burada Chico'yu fark ettik ve bir anda Solkay'dan mükemmel bir spre geldi. O mesafeye net bir oyun oynamış oldu. 2 puanın ardından onlar da 9'a kadar ulaştılar. Biz birer galibiyet yazmıştık burada. Rise elendi bile. Rise çok erken elendi bu oyunda hatta. Araç patlamış sanırım Matic tarafından. O rotasyon yarıda kalmış. Fenerbahçe en azından güneyden gelecek. Fenerbahçe üzerine gelebilecek bir takım sayısı azaldı şu anda. Kups yakında 3v1 pozisyondayız. Uzaktan bir destek gelecektir tabii ki. Meku bir yerlerden atlamış ve düşmüş. Beşiktaş Knights oyuncularını görebilir. Oo, burada Kurs'u fark etmemiz lazım. Solkaya doğru ne yazık ki sorunlu bir aslında pozisyon izlemiş olduk biz. Şimdi Lats'la birebire girecekler. Lats kendisini yere bıraktı. Kurs baskıya devam ediyor. Bir bomba geldi. Alucard üzerlerine doğru oynayacak burada futbolisti ve Chico bir anda sol tarafı görürken Raum'un desteği gayet etkili. Bakalım acaba Solkaya'yı kaldırabiliyor muyuz? Xenox Alucard'ın yerini aldı. Raum tekrar birebir de Lats'ın destek vermesi lazım. Lats'tan 1-2 mermi var. Alucard düştü. Kart alabildik. Xenox üzerine doğru burada kaldı. Mermilerden kaçamıyor. Son bombayı atmamız lazım. Son bombayı atıp bizim burada aslında Kups'u almamız lazım ama ne yazık ki istediğimizi bulamıyoruz. Lovazin Beşiktaş'ı buluyor arada bir yerlerde. Lats savaşa devam ederken Beşiktaş 14. oldu. Futbolist 4 puana kadar ulaşmış ama durumda ve bir anda 4-2 oynayacağız. Yani görmüş olması lazım. Alucard'ı çok açık basıyor. 4-2 oynayacağız, 4-2 oynayacağız. Hiç problem yok. Hedefler şaşırtıldı. Skorlar geldi. Kups burada canı için kaçmaya çalışıyor. Belki J7'a bir şeyler verebilirdik ama puanın kime gideceği çok önemli. Puan bize geliyor ve futbolist bugün 12 puana bu sayede ulaşmış oldu. 6. skorlarını aldılar. Solkay, Lovazin, Raum gördüler. Tava, tava atıldı. En çok sevdiğim. Bu neden? Çünkü kafa kafaya gireceksin. Arkanda adam olduğunu bilsen o tavaya atmazsın. Kafa kafaya girilecek, o tava atılır. O tava atılır ya. Oo, ne kadar iyi. Genelde farklı isimlerden bahsederdik. Bu sefer takımın süper sığ üyesi Lovazin. Bir anda parlıyor. Nihat ezilecek bir Raum. Sıradan gitti. Nihat da aldı. Kudur'un üzerine oynadı. Frozen 2v1 pozisyonda. Solkay burada görmeye devam edecek. Birebir de Frozen aslında avantajlı gibi gözüküyordu ama canı birazcık daha az. Solkay burada ilk mermileri oturttu Frozen'dan. Hemen bir cevap var. 3 skor vardı o ellerinde. İkinciyi almışlardı. Son mermi. Bir candan, bir candan. Solkay hayatta kalıyor. O bahsettiğimiz, o bahsettiğimiz futbolist galibiyeti geliyor. İnanılmaz gerçekten. Scott, galip tahmini. Galip tahmini. Yani gönlümden geçen futbolist galibiyeti arkadaşlar, ve kendini net bir şekilde o potadan kurtardıklarını hayal ediyorum. Futbolist galibiyeti gelecek. Üçledik mi yine? Üçledik, katıldım. İçerisindeyim o işin. Hadi ben de katıldım. Hadi ben de katıldım. Giriyoruz bu topa ve bir kez daha bir futbolist galibiyeti diyoruz üç kişi birlikte. Son maçta, üçüncü haftada son kez. Ama yine bir sert nokta var ki Miramar haritası. Ve biz artık son hafta içinde, son uçağa Miramar haritasında geçiyoruz şu anda. Bizim üzerimize mi geldi yoksa biz mi gördük? Şu anda emin değilim galiba, evet onlar bizim üzerimize doğru gelmişler. San Martin alanına doğru yaklaştıklarında bir nak çekilmiş. Scream'in ben düştüğü konumu göremedim ama takım arkadaşlarına yakın değil gibi seziyorum. Bu bölgede kendisi belli olmuyor. Ah hadi. Atmadı, atmadı Solkay. Belli etmedi yerini. Şimdi gönderiyor atışları. Trigger'ı da alacağız. Ve bakalım Big Milo'ya karşı. Burada 2'ye 1'de 1'e 1'de neler yapabiliriz? Lats
İçeriye doğru oynamak istedi. Tigger alt tarafa atlıyor. Burada Big Milo'yu ve Tigger'ı da alarak 4 puanı garantilemek bizim için çok önemli. Hatasız bir oyun oynamamız lazım. Supremacy Blaze ise önemli rakiplerinden birisini Ghost'u kovalamaya devam edecek. Ghost çıkmış, Graveyard'a doğru gitmiş. Bizim amacımız burada hafta sonu Big Milo'yu da indirdik. Çok iyi, çok hiç iyi. Problem yok. Net oyun. Yani tertemiz şu anlık skorlara çok ihtiyaç var. Bir skor zaten gelmişti. Devamı da burada gelecek. Furious Gaming iki oyuncusu yerde. Yani bir de Tigger Zin'de bulunursa burada harika işler başlamış olacak futbolist adına. Puan garantisi geliyor. Şu anda bir puan garantilenmiş oldu. Bats dışarıya doğru açıldı. Atladı mı? Atlamadı. Üçüncüyü mü bekliyoruz? Bak o da olur. Üçüncüyü beklemişiz. O da olur ama artık yani şurayı bir deneyelim ya. Şurayı bir deneyelim. Sonunda hamleler geliyor. Sonunda hamleler geliyor. Diğer tarafta Next Draft futbolistin üzerine doğru oynamış. Solkay. Bir puan alacak. Solkay yerde. Kulübeye girebilir. Lovazin ona yardım ederken. Arka tarafta Next Draft'dan bir baskı daha var. Çok iyidir Aybay. Madbus kepekleri tamamen indirdi. Round'ı can basması fena fikir değiliz. Orayı patlatmak isteyecekler. Gerekli hasar için. Sonunda aldılar Lats'la birlikte. Tabii Next Round'ın da burada cover'ı yoktu. Bu profesyonel oyunculardan göreceğiniz bir hamle. Evde denemeyin. 15 canla bu hamleleri yapmayın. İstiyorum alandaki en net bölgede olan takım ve şu anda 75 puana sahip 15 sıralamaya eklediğimiz saniye 90'ları görmeleri işten bile değil. Senatexa yerini korumaya devam ederken Mafyoso'nun canı birazcık azalmış. 4 skorları var bile. Fenerbahçe futbolistinin üzerine doğru geldi. Alan hala kapatmadı. Dokunma ve Nox ikilisi basmaya çalışıyorlar. Sokay dışarıdan desteğini verdi. Raum temasta ve düşen ilk oyuncu fakat Fenerbahçe burada Nakların ne yazık ki istendiği gibi gelmediğini baskın görünce, geldi Beşiktaş. Solkay iyi zamanladı. Bir skor daha çekmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Sonrasında Lovazin'le birlikte ortaklaşa oynuyorlar. Onu. Beşiktaş istediğini bulamıyor. Can basılacak. Bir skorlar anda verilecek. Takım. Bir anda 4 takım. Yani ve Beşiktaş şu anda Enjoy ve Son HP ikilisiyle bayağı sıkıntılı noktada kaldı. Alpha 7 de burayı kontrol edebilecek bir açıda. Şimdi aracı görüp spreyi başlatacaktır. Bir de Beşiktaş gelirken dışarıdan da spre yiyorlar. O büyük problem. Mesela Lovazin de kaldı skor ama Alpha 7'nin bile bir asisti var. Var var var. Yani ve burada futbolisti bizler de son hafta sonuna yazdırmış oluyoruz. 10 skorla beraber. Yani bu ne kadar ki, ya. Neden? Bana bir önce bunu açıklasın zaten sonra onu konuşuyoruz. Ya futbolistle ilişkimiz gerçekten bu şekilde ilerliyor. Toksik sevgili gibi böyle. Ne ayrılabiliyorsun, 4'e 3, ne kime devam verdi? Edebiliyorsun. Çok kötü bir nokta ya. 2 yıldır ben bunu yaşıyorum. Evet ben de. Ben de yaşıyorum. Düzenli. Mafyoso çok iyi bir nokta aldı. Alpha 7 burada şanslı atışlar bile bizi kurtarabilir mi? Ondan emin değilim. Biraz açıktan bir rotasyon atmak durumundayız. Araçlarımız alınmış durumda. Ama teçhizat vardır. Beşiktaş oyuncuları buraya geldi ve teçhizatlarını burada kaybettiler. Bence o sis yolunu oluşturacak. En azından Lats'a diğer ikilinin kavuşmasını sağlayacak yolu oluşturabilecek kadar teçhizat bulmuştur. En azından ben öyle ümit ediyorum. Yani bu savaşta Alpha 7 alır. Ben bu noktadan galibiyet geleceğini düşünmüyorum. Büyü niye bozuyorsun? Şurada 3 futbolist demişiz kazanacaklar. Yeni bir totem bulmuş olacağız bir şeyler. Lütfen, lütfen inanın biraz. Hazır mı da yedim. Bak şöyle 4'e 4 olsalar. 4'e 4 olsalar. Okey. Motorla geçti. Sen seversin böyle sürüşleri. Severim tabii, riskli. Biz her zaman güvenliğe uyan insan gibi. İnsan gibi kullanacaksın o aleti. Tabii ki de ya. Zaten biz genel olarak hala tek parça halinde yayına geliyoruz. Çok büyük bir problem değil zaten. Sen biliyorsun beni sen zaten. Sen çok düzgün yani. Kullanıyorsun canım. İşin şakası sağ bir yana gördüğüm en düzgünlerden birisin. Eyvah eyvah. O vurgu çok önemli. Eyvah ya. Eyvah. Sokak, teşekkür ediyorum. Eyvah. Ayaküstü sayende iyi övüldüm. Lats bu arada üst tarafa doğru tabii bakmaya çalışıyor ama bak. Bizim burada yani Senatex'i falan bir kere vurmamız lazım. Onu yapamadık. Lovazin şimdi iniyor. İndiği yerde Senatex'e Lovazin'i bulacak. Bir bombanın ardından 2v4 kalacağız. Bu dakikadan sonra bir önemi var mı? İkincilik zaten yetiyordu. Sıralama puanlarıyla bile. Bu ilk sayfaya falan girdi zaten şu anda. Bu arada yani dalga geçmiyorum. Kaç vurdular? 10 mu vurdular? 10 vurmuşlardı en son. 12. Evet. İlk sayfaya girdiler. İlk sayfayı bırak ilk... 57 puan. İlk sayfaya girdiler işte. FG'nin 54 puanı var. Oynamadılar. İlk 5 var mı acaba? Onu düşünüyorum. Yoktur tabii. Herhalde de. Bu kadar da olmasın. Yani. Şimdi bir bombayla beraber Solkay'ın yeri. Bakalım tutturulacak mı? Of. Evet. Maşallah. Evet. Solkay da indiriliyor ve futbolist burada 3. hafta sonundaki yerini garantilemişken son karşılaşmayı da ikinci bitirecek gibi.
Lats hala istatistik kasmanın derdinde, hala mermileri atmanın derdinde. Son saniyeye kadar savaştı. Alfa hesabına bir 15 puan yazıyoruz ama futbolist gönüllere şöyle bir su serpiyor. Üçer skor, 3 oyuncuda 1 skor. Rome'da o bugün MVP olmayı başarmıştı. İlk galibiyette şovunu yapmıştı. Şimdi sıra diğerlerinde.